Liechtenstein'dan herkese merhaba. Bugün Liechtenstein'i gezdireceğim size. Burası bizim iki şehri birbirine bağlayan, Liechtenstein'in en büyük iki şehrini birbirine bağlayan otoyolumuz. Evet, şu anda Muzmuz Gölü'nü görüyorsunuz. Burada özel türler yaşıyor. Toprağın altında yuva yapıyor. Değişik balıklar var. Liechtenstein'da çok acayip tropikal türler görebilirsiniz. Çok tehlikeli türler de var burada. Ormanda gezerken yanınızda mutlaka silah bulundurmalısınız. Burada başka bir göl var. Az sonra şehir merkezine gideceğiz. Şu anda ülkenin yarısına geldim. Liechtenstein'da böyle olaylar mümkündür. Az önce ben çığlık sesleri duyuyordum. Biraz korktum, o yüzden geri de dönmüşüm. Burası Liechtenstein'ın en turistik bölgesi. Sebebini sorarsanız şu sopa. O sopa milattan önce 7000 yılında oraya onu Yasekar saplamıştı. O günden beri orada duruyor. Şeytanı kovduğuna inanılıyor. Şu anda Liechtenstein otoparkındayız. Buraya atlarınızı park edebilirsiniz. Burada araba kullanmıyoruz. O kadar teknolojimiz yok. Zaten yollarımızdan da bellidir. Olamaz, kaçırdım. Orada çok nadir bir tür vardı. Onu çekmek istemiştim ama kaçtı. Bazı insanlar zehirli olduğunu söylüyor ama kanıtlanmadı hala. Ben zehirli olduğunu düşünmüyorum. Çok tatlı duruyor. Belki de kendine çekmek için tatlı duruyordur. Kendine çekip zehirliyordur. Çok acayip ama çok güzel bir kuş. Onu gören insanların çok uzun yaşayacağı söyleniyor. İnşallah uzun yaşarım yani. Liechtenstein'de yaşamak çok güzel gerçekten. Teknoloji, çevre, şehir çok güzel. Medeniyet Liechtenstein'da. Evet, burada eskiden bir dere vardı. Bizim nadir su yataklarımızdan birisiydi. Burada işte insanlar bilinçsizce kullandı suyu. Görüyorsunuz dere kurudu. Ha, bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? Üstünde hayvan izleri vardı. Bir tane çakal izi gördüm. Ama sizin bildiğiniz normal çakallardan değil. O da Liechtenstein'a özel bir çakal. Liechtenstein'da kaybolmanız imkansız. Zaten herkes birbirini tanıyor. Alt üstte 38 bin kişiyiz. Evet, burası Liechtenstein'ın en büyük göllerinden birisi. Ama bu gidişle bu gölde kuruyacak. İleride buna benzeyen bir tane daha var. Bakın, görüyorsunuz. Burada eskiden bir köprü vardı. O yıkıldı. Burada da birkaç tane işte parçası var. İleride bir tane daha göl var demiştim. Kurutmuşlar işte. Daha geçen hafta geldiğimde burada su vardı. Yani çok hızlı tüketiyorlar. Bu şekilde giderse yani çok zorluklar çekeceğiz. Normalde ben daha fazla uzaklaşıyorum. Almanya sınırına kadar gidiyorum. Tam tersini ama Avusturya sınırına da gidiyorum. Orada tabii gümrükler yere lan falan diyorlar. Ben Liechtenstein'da kaç yıldır yaşıyorum? Ben doğduğumdan beri Liechtenstein'dayım. Benim dedem gelmiş buraya. Demişler işte Liechtenstein'da iş var falan demişler. Gelmiş burada odunculuk yapmış. Sonra babam avcı. Liechtenstein'da avcılık yapıyor. Artık sıra bana gelecek. Liechtenstein'da yani gösterdim size. Göller bu kadar. Yani balıkların hepsi zehirli. Balıkçılık yapamayacağım. Ben o madde bir kere gitmiştik. Almanya'da balık tutmuştum. Çok hoşuma gitmişti. Yani balıkçı olmayı çok isterdim ben. Ama yani zaten Liechtenstein'da çok bir iş yok yani. Ya işte tarlaya bir şeyler ekiyorsun. Tarla almak çok pahalı. Çünkü zaten Liechtenstein'ın yüz ölçümü yani 160 metre. Yani kilometrekare. Öğretmenlik diye bir şey yok zaten. Ya aslında var da bir sene yani nasıl ekilir, nasıl biçilir işte.
İşte silah nasıl kullanır, nasıl avlayacağız falan. Öyle. Yani Liechtenstein'da bir avcılık var. İşte tarımla uğraşabilirsiniz. Tavuk falan bakarsınız. Öyle. Liechtenstein'de zaten iki tane tavuk türü var.